Abi bu nasıl bir şey? Kamerayı çıkartamıyorum şu anda. Tarmiğin içindeyim. Kamerayı çıkartamıyorum. Video çekmek için güya tarmik videosu çekecektik. Kamerayı çıkartamadım. Arkadaşlar kamerayı çıkartamıyorum. Şimdi çıkartabildim. Şimdi de Hayır. Allah'ım ya Rabbim. Evet. Merhaba dostlar. Kayıtta mıyız? Göremiyorum. Evet, kayıttayız galiba. Geçen gün varyoyu unutmuştum. Bugün de ses kayıt cihazını unuttum. Şöyle biraz deneyeceğim ama bakalım, ses eğer kötü olursa kusura bakmayın. Şimdi güya termik videosu çekecektim. Ben zaten şöyle biraz açılıp zaten yükseldim. Yani o arayı çekemedim. Hoppa, çıkıyoruz. Ya şu termik çıkışlarını hiç sevmiyorum. Evet, biraz daha çıkabilirsek, şöyle bir rahatlayabilirsek. Şu an denize doğru uçuyorum. Denize doğru uçuyorum ki hani o termal aktivitelerden biraz daha uzaklaşıp şu kamera ayarını falan yapmaya çalışacağım. Çünkü tepeden çıkar çıkmaz direkt termiğin içine girdim. Ben zaten şu anda 2200'e falan geldim, böyle 5 dakikada kamera ayarını yapamadım o yüzden. Şimdi bırakıyorum artık şu kamerayı, şöyle bir ayarlıyorum. Aynen. Evet, şu an çekiyoruz. Tamamdır. Evet. Şimdi kamera ayarını yaptım. Galiba düzgün. Şöyle dur bakalım kamera. Bir dakika abi ya. Bir dakika ya. Bir ayar yaptırmadın bana. Tamam. Evet, şimdi normal. Tekrardan merhaba dostlar. Umarım ses kaydını alıyordur. Termik uçuş videosu yapacaktık ama ben zaten uçtum. Şimdi ne yapabilirim diye düşünüyorum. Şurada bir bulut var. Bulut tabanına çıkabiliriz. Yani biraz yükseldim. Evet, varyomuz var. Ses kayıt cihazımız yok. Kameram hazır artık. Biraz geç oldu, yükseldik ama hazır. Şimdi varsayalım ki Berkin gibi düşünün bunu. Bu videoyu hatta Berkin'e çekeyim. P4 kursuna gittiniz. Sizden termik uçmanız istenecek. O teorik dersler gösterilecek. Bir işte termik nedir? Nasıl oluşur? İşte tetikleyiciler nedir? Nereden kopar? Hangi arazide termik oluşur? Hangi araziden kopar? Yükselir, nasıl yükselir falan. Bunların hepsini boş verin. Bu video çok basit bir video olacak. Yani tepeden ayrıldım, çıktım, gidiyorum şimdi. İlk varyo ötmeye başladıktan sonra, bip 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 demeye başladıktan sonra ne yapmalıyız? Biraz buna bakacağız. Varyo 1. Varyo ötmeye başladığında, bip 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 etmeye başladığında birazdan edecek. Ya şunları dönmüyorum artık. Bir yandan dönmem lazım artık. Sağdan ya da soldan. Evet, giriyorum. Artık güzel bir varyo öttü. 1, 2, 3 saniye her neyse. Soldan dönüyorum. Soldan ağırlığımı verdim. Freni çektim ve dönmeye başladım. Artık iç freni ve ağırlığımı çok oynatmamaya çalışıyorum. Hani dengeniz bozulmasın diye sürekli. Dönüş çapını da dış frenle ayarlamaya çalışıyorum. Şimdi ilk ne yaptık? Bir yerden döndük. Şimdi ses ne tarafa gelirse, mesela bu tarafta yükseliyorsa dış freni biraz çekiyorum. Evet, onun içine doğru gidiyorum. Sonra bırakıyorum. Dönsün. Evet, dönüyor. Bak bu tarafta azaldı. Demek ki bu tarafa değil,
Daha çok şu tarafa gitmem lazım benim. Aynen, bu tarafa gitmek için hafif dış freni alıyorum. Daha çok o tarafa gidiyorum. Gidiyorum. Ve tekrardan dönüyorum. Evet, şu anda ne tarafta kaldı? Daha şu tarafta mı kaldı acaba? Aa, Vario'yla da daha enteresan. Ben mesela yıllardır ilk kez Vario kullanıyorum. Yani hissiyatla daha güzel dönüyordum aslında. Şimdi sadece dinleyerek dönüyorum. Bir tuhaf oldum yani. Hiç hissetmeden dönüyorum şu anda. Ama siz zaten P3'ten hani yeni P4'e geçeceksiniz. İlk termikleriniz olduğu için çok hissiyat olmayacak. Genelde Vario'ya göre gideceğiz. Yani ezber uçuyorum ben şu anda. Aslında hissiyata göre değil. Vario'ya göre, sese göre gidiyorum. İlk yaptığımız şey bir taraftan döneceğiz. İki, Vario ne tarafa doğru ötüyorsa daha çok o tarafa doğru uçacağız. Evet, şu anda çok güzel bir şey gelmedi. Bırakıyorum. Yani Vario ötmeye başladıktan sonra artık bir taraftan dönmek zorundayım. Sağdan ya da soldan. Bunu neye göre ayarlayabilirim? Tepenin şekline göre bak. 1, 2, 3 ve hala artıyor, hala gidiyor. Tamam, dönelim, uzatmayalım. Böyle basit teknik uyguluyoruz. Böyle bu yarışma tekniği değil, dünyanın en iyi tekniği değil. P4'ü bulut tabanına çıkartma tekniği bu. Şu anda bir inversiyon tabakası gibi bir şey de var bu arada. Yani böyle puslu bir şeyler var etrafında. Evet, bu tarafa geliyor. Ne yapıyorum? Bir tarafa yattım. Bu 360 dönüş tekniği gibi. Ağırlığı verdim. Çektim. Bak şu anda dönmüyor. Çıkıyor muyuz? Evet. Bir tarafa dönüşümü yapıyorum. Peki ne zaman dönmeliyim? İkinci soru bu. Şimdi bir tarafa döneceğiz ama ne zaman döneceğiz? Yani Vario sesi aman gelince böyle bip 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 edince mi dönmeliyim? 3 saniye geçince mi dönmeliyim? 4 saniye geçince mi dönmeliyim? Bu da yine uçtuğunuz bölgeye göre, eğer rüzgar üstüne doğru gidiyorsanız, güzel bir şey yakaladıysanız ben hemen dönerim. Yani eğer varsa bir şey, onu nerede olduğunu anlamak için, merkezlemek için dönerim. Mesela bir şey çıktı, dönüyorum. Hop hop. Evet, tekrar çıktık. Çöküyoruz. Tekrar gireceğiz. Hoppa. Evet. Ne dedik? İlk merkezleme yapacağız. Yani daha dönmeye şu an içine doğru gidiyorum. Arka tarafım nereden geldim? Türbülanstan geldim. Tekrardan o tarafa gitmemin bir anlamı var mı? Yok. Şu içindeyken dönmeye çalışalım. Yani ilk turlarımız merkezleme turları olacak. Döndüm. Kaç saniye döndüm? Hemen dönebilirim. 3 saniye sonra dönebilirim. İkisi de olabilir duruma göre. Güzel geldiyse direkt hemen dönerim. Eğer yavaş yavaş geliyorsa, kademeler olarak artıyorsa 3 saniye sonra da dönebilirim. Ve merkezleme, yani ilk turu termiği anlamak için bir tur iki tur atabilirim. Ondan sonra zaten termiğin içine girdikten sonra sürekli Vario'yu dinleyerek döneceğiz, yükseleceğiz. Amaç neydi? Bulut tabanına çıkmak. Evet, şu an bastırıcıdayım. 1900'ün üstüne kadar geldim. Daha fazla gitmeyeceğim. Yani şurada bir şeyler dönüp yükselmeye çalışacağım. Var önümde bir şey görüyorum. Yani bulutlar var. Buluta gitmeye çalışıyorum. Daha doğrusu o buluta girmeye çalışacağız. Eğer başarabilirsek. Başaramazsak da şu anda bir bayağı bir bastırıyor. Bu bastırıcıdan sonra bir türbülans gelebilir. Bastırıyor. Çok bastırıyor. Ama deniyoruz şansımızı. Bakalım. Hala bastırıyor. Artık giremezsek geri döneceğiz, gideceğiz.
Evet, bir şey çıkmadı. Hala bekliyorum. Yani çıkarsa diye bekliyorum ama çıkmıyor. Altında bir tandem geziniyordu. O da bulamadı. O da vazgeçti gitti. Yani şu anda bu taraf çalışmadı. Biz de sürekli tabii ki böyle hani bastırıcının içine gitmek ne kadar stratejik olarak doğru. Kaldırıcı olan yerde uçsak daha mantıklı değil miydi? Bence daha mantıklıydı. Evet, daha fazla burada basarsa geri dönemeyebilirim. O yüzden geri dönüyorum. Yani orayı zorlamak yerine artık tekrar dönüp başka bir şey bulacağım. Evet, burası. Ya burada daha fazla basarsa, burası şimdi Patara'nın orası çok güzel olmaz yani. Hani orada böyle iyice aşağılarda bir yerde kalırım. Hala yüksekliğim varken geri dönüp işte 1900'ün orayı, 1800'ün orayı gezebilirim. Yani oraları deneyebilirim. Şu an mesela önümde bir tandemle bir kuş uçuyor. Bayağı yükseldiler, güzel yükseldiler. Onları görmem lazım yani, çevremi izlemem lazım. Evet, çevremizi izliyoruz yani. Çevreyi sürekli gözlemliyoruz. Tandemle kuş beraber aynı tarmiye dönüyor. Çok güzel. Bunları dönmüyorum çünkü çok kırık. Yani dönülecek gibi değil. Yani giriyorum çıkıyorum, giriyorum çıkıyorum, giriyorum çıkıyorum. Yani dönmeye değer bir şey yok ortada. Dönülecek gibi değil yani. Hani beni böyle kaldırıp almıyor. Öyle ortada bir şey yok. Dönecek bir şey yok ki döneyim. Evet, tekrardan şöyle 1700'e doğru gidiyorum. Şimdi tepeden çıktım, gidiyorum. Başa sardık. Ne olacak? Barya öttüğünde bir, ne zaman döneceğim? İki, ne yöne döneceğim gibi sorular hep kafamda olmalı. Ne zaman döneceğim ve ne yöne doğru döneceğim? Evet, şu anda bir kuş var yanımda. Kuş kaldı. Dönmüyor. O geziyor. O da bırakmış gidiyor. Evet, ne zaman döneceğim? Ne yöne döneceğim? Evet, geliyoruz galiba. Evet, artık girdim. Evet, ne zaman döneceğim? Şu artık dönmeye değer olduğunu anladığım zaman, evet, dönüyorum artık. Evet, ne yandan döndüm? Soldan döndüm. İç tarafı çok oynatmıyorum. İç tarafta hep basınç var zaten, o yüzden çok oynatmıyorum. Ağırlığımı da çok oynatmıyorum. Evet, soldan dönüyorum. Artık bunu merkezleyip içinde kalıp bununla bulut tabanı yapmaya çalışacağız. Merkezleyip içinde kalıp bulut tabanı yapmaya çalışıyoruz. Merkezleyip içinde kalıp bulut tabanı yapmaya çalışıyoruz. Merkezle, içinde kal. Bak, azalıyor, hemen oradan kaç, 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 kaç. Evet, daha bu tarafta. Biraz dış freni tutuyorum. Daha bu tarafa kayıyorum. Az önceki kaç, kaç, kaç dediğim yere gelince salıyorum, oraya erken dönüyorum. Evet, şu tarafa, şu tarafa çok gitmiyorum. Şu an merkezde gibiyim. Merkezde gibiyim. Yani merkezde olduğunuz zaman daha kolay. Biraz da şimdi yukarı çıktıkça bu genişleyip biraz rahatlarsa daha da kolay olacak. Yani bulut tabanına daha da rahat çıkacağız. Şu anda biraz mücadele veriyoruz. Biraz türbülanslı ama yukarıya atabilirsem kendimi orada biraz rahatlayacak diye umut ediyoruz. En azından öyle hayal kuruyoruz.
P3'ten P4'e geçişlerde korkabilirsiniz. Kendinizi böyle telkin edin. Hani cesurum, güçlüyüm, başarılıyım, işte yetenekliyim falan diye böyle hani kendinizi telkin edin. Yoksa bu korkudan uçamayabilirsiniz yani. Daha önce P4 kursunu bırakan bir ton arkadaşımız oldu. Şu tarafa doğru. Evet. Merkezli. Ve bulut tabanına çık. Merkezli. Bulut tabanına çık. Evet, konuşacağım diye ben bu arada hissiyatı ve varyoyu bazen kaçırıyorum. Hop. Aman çıkma, aman. Bak böyle durumlarda tekrardan bir yerden gir ve orada kal. Yakınında dön. Sağ sol ileri geri yapma ya. Olduğun yerde 360'lara at. Evet, çıktık, geri giriyoruz. Merkezle cesurum, güçlüyüm, yetenekliyim, başarılıyım. Cesurum, güçlüyüm, yetenekliyim, başarılıyım. Evet, haydi bakalım. P4'ü alacağız. P4'ü almak değil yani. Amaç da bulut tabanı yapacağız. Zaten P4 sonrasında gelecek. Şu anda kaç metredeyim bilmiyorum. Yani yine GPS yok. Sadece bir tane uyduruk bir varyon var. Ama GPS'im yok. O yüzden kaç metrede olduğumu bilemiyorum. Ama gidiyorum yani. Evet, çıkıyorum. Dur bakalım. Şimdi genişledi. Ve dur bakalım. Bu tarafta değil abi. Bu tarafta değil. Rüzgar yönü de değişiyor da olabilir. Şu tarafa doğru mu kaçtı biraz? Evet, kaybettik gibi oldu. Kaybettik. Geniş bir 360 atarak burada kalmaya çalışacağım. Şimdilik. Ya yine böyle bulut tabanına gidemedim. Yani bulutlar şu önümde görüyorum. Rüzgar yönü değişti gibi ama sanki. Ben bu tarafa sürükleniyorum çünkü. Şey, drift oluyorum yani. Şeye doğru drift oluyorum. Güneye doğru drift oluyorum. Evet, kaybettik. Tarmiğimizi kaybettik. Kaybedince ne yapacağız? Ben birkaç tane şöyle geniş bir 360 atıp ondan sonra bakıyorum bir taraf beni alıyor mu, çekiyor mu? Hayır. Çok mu drift oldum acaba diye düşünüp nereden drift oldum? Bu tarafa drift oldum. Şöyle şu tarafa bir şansımı deniyorum. Ya beni çok güneye drift etti. Aşırı böyle drift edip o merkezlemeyip o arada termiği kaçırmış olabilirim. Tekrardan işte nereden geldim? Şu taraftan geldim. O tarafa doğru geri gidiyorum şimdi. P4'te zaten amaç havada kalmak ya. İşte bulut tabanı yaptık diyelim mesela. Ya da yapamadık. Neyse şurada kaldı bulut. Oraya erişemedik. Ama ben havadaki süremi arttırıyorum yani böylece tekrardan. Tarmiği bulduğum yere doğru geri gidiyorum. Evet, tarmiği bulduğum yöne doğru tekrardan uçuyorum. Eğer bulabilirsem burada bulacağım. Bulamazsam takılacağım. Evet, giriyoruz bir şeyin içine. Tekrardan bulacak gibiyim. Evet, artık bir bakalım neredeyim. Ya bir bulut tabanı yapamadım. Hala cırmalıyorum. Hop. Hop. Hala deniyorum yani ne kadar havada kalabilirsem diye uğraşmam gerekiyor P4'te. O yüzden her bulduğum şeyi deniyorum. En azından belki bir şey tuttururum diye. Şu anda 1700'ün üstündeyim. Eğer bulamazsam oralardan tekrardan bulur yükselirim büyük bir ihtimal. Eğer gün çalışıyorsa yani hava çalışıyorsa bu termik artık bitti abi tamam. Hani bundan umudu kestiysek
Zaten birazdan aşağıdan öbürü kopacak, gelecek. Onu bekleyeceğim. Yani hemen böyle patladım diye gidip iniş alanına doğru gitmiyorum yani. Tarmiyi bulduğum yerde gezinmeye devam ediyorum. Tekrardan bir daha oluşup bir daha gelmesini bekliyorum yani. Hop. Bazı termikler böyle parçalı parçalı oluyor. Bugün biraz öyle. Yani çok parçalı, böyle biraz hafif türbülanslı. Bazen çok tatlı oluyor. Yani dönüyorsunuz, hiçbir şey yok, böyle tat tatlı dönüp 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 direkt yükselebiliyorsunuz. O günden güne değişiyor. Umarım size tatlı ve güzel böyle kocaman büyük termikler denk gelir. Yani geniş çaplı, hani içinde böyle sürekli gir çık gir çık yapmayacağınız daha güzel termikler denk gelir. Evet, bu tarafa doğru çekiyor beni. Şu iğrenç bir, yani türbülans var. Bam gün vuruyor yani. Tabii ki buradaki türbülans o, yani ne bileyim işte Çameli, Kayseri falan gibi, böyle nere varsa Denizli falan gibi yerlerle kıyaslanabilecek gibi değil. Ama yine de ben sevmiyorum. Biz sürekli deniz üstünde uçmaya alıştığımız için şu türbülanslar beni gıcık ediyor yani. Evet. 1 2 3 hala giremedim içine sanki. Dur, gireceğim. Paraşüt hala arkaya arkaya gitti. O yüzden dönmedim onu. Şimdi bir denesem. Evet. Erken döndük galiba bunu. Evet, ne zaman döneceğim ve ne yöne döneceğim, değil mi? Bunlar önemliydi. Tekrardan gidelim. Ne zaman döneceğim, ne yöne döneceğim? Ne zaman döneceğim, ne yöne döneceğim? Bunu düşünüyoruz şimdi. Ne zaman döneceğim, ne yöne döneceğim? Evet, giriyoruz. 1 2 3. Haydi bakalım, bu sefer de bunu dönelim. Varyo'nun geldiği yöne doğru. Evet, yani bir yere kadar yükseliyor. Ben hala bulut tabanı yapamadım. Başaramadım abi. Abi başaramadım. Evet, deniyoruz arkadaşlar. Yani olduğu kadar ya, ne yapayım?
Evet, yine bulut tabanı yapamadım. Evet, ne zaman döneceğim, ne yöne doğru döneceğim bunu düşünüyorum. İçinde kalmaya çalışıyorum ama o kadar parçalı ki. Yani kalamıyorum. Allah gelmişti, erken döndüm. Haydi bakalım. Bu sefer olur mu? Ne dedik? Cesur, güçlü, yetenekli, başarılı. Evet. Aslında yapılabilirdi. Yani böyle mesela daha deneyimli bir pilot olsa, böyle yarışma pilotu falan olsa, hani daha böyle işte bu cross işlerinden anlayan bir pilot olsa aslında yapabilirdi ama ben şu anda çıkamadım yani. Bulut tabanı, inversiyon tabakası gibi bir şey var ya. Acayip türbülanslı. Acayip türbülanslı ve şurayı geçemiyorum. Yani böyle 2400-2500 falan. Bu 2400-2500'ü geçemedim ya. İnanılmaz bir türbülans var. Burada gitmiyor bak. Daha gitmiyor işte. Bu kadar gidiyor abi. Yani bulut da buralarda bir yerde. Gidiyorum artık, yeter. Of, yoruldum. Şu anda simsiyah bir inversiyon tabakasının tam yanındayım. Yani görebiliyorum. O hizaya geldim. Ve iğrenç böyle leş gibi bir türbülans var. Yani böyle uçuş böyle şey oldu hani. Yordu beni. Gidiyorum. Yani yine elimden geldiği kadar termik videoları çekerim ileride de. Başka zaman başka yine çektiğimiz videolar olur. Daha güzel ses kaydını aldığımız, daha güzel görüntü aldığımız termik videolarımız olur. Bugünlük termik olayından bu kadar. Şimdi denize doğru gidiyorum artık. Denize doğru gidelim. Birazcık böyle orada rahat rahat uçalım. Sonra videoyu yavaş yavaş bitireceğiz. Evet, inversiyon tabakasını geçemiyorum. Türbülansın ortasındayım. 2500 metreyi falan geçemedim. Yani orada kaldım. Zaten yok, olmuyor yani. Bu kadar oluyor. Bir tane daha pilot denedi, bir tane daha single denedi. Yok, o da gidemedi ya. Aynı hizada döndük durduk. Evet, aktif pilotaj. Aktif pilotajdan bahsetmek lazım. Hani o şey var ya, hep söylenen. İşte ideal fren pozisyonu diye böyle öğretilen garip bir fren pozisyon şekli var böyle. Yani başlangıç öğrencilerine öğretiliyor. Ama ondan sonra öyle öğrenilmiş bir şekilde kalıyor. Yani ideal fren pozisyonu diye orada kalıyor. Arkadaşlar sadece öyle hani ideal fren pozisyonu diye şöyle bunu şöyle burada tutup başka hiçbir şey yapmazsam bu aktif pilotaj olmuyor yani. O zaman işte aktif pilotaj benim şu anda bu kanadın tepkilerine göre ben de tepki veriyorum değil mi? Bunu daha önce anlatmıştım bir tane videoda. Kanat tepki veriyor, ben de ona tepki veriyorum. Kanat tepki veriyor, ben de ona tepki veriyorum. Yani şu ellerim sürekli oynuyor ya, aslında bunları ben yapmıyorum, kanat yapıyor. Yani kanat benim elim bir şöyle oluyor, bir böyle oluyor, bir böyle oluyor. Onu böyle kanat basınç değiştikçe elimde değişiyor. Bu aktif pilotaj dediğimiz şey bu. Aktif pilotaj böyle türbülanslı havalarda gerekli. Yani ben işte ideal fren pozisyonunu aldım. İşte kulak hizasına ya da omuz hizasına çektim. Orada bekliyorum falan gibi bir aktif pilotaj yok yani. Öyle bir şey değil aktif pilotaj. Hani o sizi üzer. Böyle çekersiniz, beklersiniz. Ondan sonra işte bir ton hikayeniz olur. Abi şöyle oldu, böyle oldu. İşte kanat önden kapandı, yandan kapandı, sağdan kapandı, soldan kapandı diye saçma sapan hikayeleriniz olur. Aktif pilotaj biz havaya göre tepki veriyoruz. Yani kanadın tepkilerine göre, havanın durumuna göre biz de tepkiler veriyoruz. Buna da aktif pilotaj deniyor. Sizin o yaptığınız pasif pilotaj olur. Eğer öyle yapmayı planlıyorsanız, hani sizin yaptığınız derken siz öyle yapıyorsunuz anlamında demiyorum ama öyle yapanların hani yaptığı pasif pilotaj olur. Ben çekiyorum,
işte kulağıma kadar çekiyorum, hiçbir şey yapmıyorum. Ya da işte omuzuma kadar çekiyorum, hiçbir şey yapmıyorum. Böyle bekliyorum yani. Al sana pilotaj. Al işte pilotaj. İşte biraz sol yapıyorum şöyle. Biraz sağ yapıyorum. Hiçbir şey yapmadan böyle bekliyorum. Yani ondan sonra pilotajın hiç gelişmez. Şimdi dağdan çıktım, denize doğru geliyorum. Bu arada türbülans biraz azalır denize geldikçe. Yüksekliğim azaldıkça da şu inversiyondan birazcık uzaklaşırım. Biraz daha azalır diye umut ediyorum. En azından öyle hayal kuruyorum. Bu arada yine soğuk, dondum. Evet, termikten bahsettik bu videoda. Umarım işinize yarar. Daha güzel ses kaydı yaptığım videolar çekerim termikle alakalı. Bu daha güzel, böyle bulut tabanına ulaşabildiğimiz videolar çekeriz termikle alakalı. Bakalım, şimdilik bu video böyle oldu. Aktif pilotajdan bahsettik. Biraz da işte böyle normal uçuşumu yapıp inişi yapacağım. Bakıyorum şöyle ne oldu, neredeyim. Evet, hala 1900 seviyelerindeyim. Yani bulutlar var, bulut tabanında kimse yok. Bakıyorum. Evet, kimse yok. Şu anda aslında Kelebekler Vadisi'ne gidip tekrardan Ölüdeniz'e gidecek kadar yüksekliğim var. Çünkü deniz üzerine geldim ve yüksekliğim 1900 metrede. Şu karşısı Kelebekler Vadisi. Oradan tekrardan deniz üzerine de gidebilirim ama gerek yok şimdilik. Gidelim bakalım. Evet, bundan sonra SIV videoları yapmayı planlıyoruz. Yani benim de SIV yapmam lazım. O SIV yaparken o videoları da kaydedip sizinle paylaşmak istiyorum. İşte SIV nedir? SIV'nin yararları, zararları. Nasıl yapılmalı, nasıl yapılmamalı? Yapılan yanlışlar, doğrular. İşte hareketler falan filan. O genel anlamda SIV ile alakalı her şeyi bir ele almaya çalışacağız. Evet, şöyle bir kulak kapamayla başlayalım. Bugünkü deniz üstüne geldik. Bıraktım frenleri, bıraktım frenleri. Çektim, çektim. Evet, stabil. Oh, stabil. Yani çok rahat. Şu stabil olması o kadar rahatlattı ki beni. Gerçekten rahat yani. Stabil stabil uçabiliyorum. Hiçbir şey yok ya. Pıt 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 yok. Hiçbir şey yok. Tertemiz. Harika. Gayet güzel. Tekrardan bırakıyorum. Açılıyor. Açılırken de hani pompa yap, bilmem ne yap falan filan, hiç öyle bir şey yapmama gerek kalmıyor. Kendisi gayet güzel açılıyor. Bir yunuslama deneyelim bakalım nasıl olacak. Şöyle çekiyorum. Bırakıyorum. Alıyor. Çekiyorum, 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 çekiyorum. Bıraktım. Alıyor, ben gidiyorum. Çekiyorum, 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 çekiyorum. Bıraktım. Var ya, uyarı veriyor. Çok fazla yükseklik kaybediyorsun diye uyarı veriyor, var ya. Şöyle bir çevremizi kontrol edelim. Kim var, kim yok, neredeyiz? 1700 metredeyiz. Etrafımızda kimse yok. Güzel. Şimdi bu SIV'de yine bahsedeceğiz ama şimdi de bahsedeyim. Box denen şey var. Box ne? Bizim o SIV çalışmasını yapmamız gereken bölge. Ben şu an box'ın içinde miyim?
biraz sanki karaya yakın gibiyim. Ona göre kendimi ayarlamalıyım. Box'a göre kendimi ayarlamalıyım. Bu işte bölge bölge, her bölgede değişik olabilir. Ölü Deniz'in de kendine özgü işte spitçilerin indiği yer var. SIV çalışılan alan var. Tandemcilerin işte fotoğraf video çektiği alan var falan. Bu box konusuna da dikkat etmek lazım. Bunların hepsini zaten işte harness ayarları, bilmem ne, yedek katlama, box nedir, şudur budur, hepsine bakacağız. Evet. Bir yunuslama daha yapalım. Sonra spiral, wingover falan filan bitireceğiz. Yavaş yavaş uçuş bitecek. Şöyle bir daha çekiyorum. Çekiyorum. Bıraktım. Çekiyorum. Bıraktım. Çekiyorum. Bıraktım. Çekiyorum. Bıraktım. Normalde yunuslamada yönün değişmemesi lazım. Aynı yönde yunuslamanın gitmesi lazım. Bak benim yönüm biraz sola sola çekiyor. Şimdi mesela bu dikkatimi çekti. Böyle her yaptığımda bir tık sola, bir tık sola, bir tık sola doğru kaya kaya gittim. Aslında öyle olmaması gerekiyordu. Yani yönümün değişmemesi gerekiyordu. Neyse bunlar çok önemli değil şimdi. Ben öyle yani geyiğine yapıyorum. Zaten ileride SIV videolarını zaten yapacağız. Evet, bir spiral yapalım. Çekiyorum. Kanat dalıyor. Evet. Spiral güzeldi. Ama çıkışta birkaç tur kendisi fazladan atlı gibi oldu. Böyle tabii ben neye göre kıyaslıyorum bunu? Ya yine tandeme göre. Çünkü ben uzun yıllardır single uçmadığım için bu single'ın artık nasıl bir şey olduğunu tekrardan yeniden anlamaya çalışıyorum yani. Şu anda mesela ben spiral bıraktığımda tandemde normalde mesela hemen kafayı kaldırırdı. Bunda kaldırmadı böyle. Birkaç turda attı yani bir dış fren verip spiraldan çıktım gibi oldu. Neyse tekrar box'a bakalım. Box'ımız nerede? Box'ımızı bir daha ayarlıyoruz. Biraz yaklaşmam lazım. Yüksekteyken uzaktaydım ama artık yüksekliğim 600 metreye falan düştü. Biraz yaklaşmam lazım. Bir spiral daha yapalım. Bakalım az önceki gibi mi olacak? Yoksa bıraktığımda kendisi kalkacak mı? Onu anlamaya çalışalım. Ah. Evet, şimdi yaklaşıyorum. Sonra şuradan döneyim, ortalayayım şeyi. Ne derler? Denizi ortaladım. Evet. Çekiyorum, dönüyor, yatıyor, dalıyor. Bu sefer bir şey olmadı. Yani bu sefer çekince, şey bırakınca kendisi çıktı. Herhangi bir sorun olmadı. Tabii ki bunları öğreneceğiz. Yani daha var. Daha yeni başlıyoruz. Daha bu kanatla üçüncü uçuşum. Daha yeni başlıyoruz. Hepsini yavaş yavaş öğreneceğiz ve sizlerle de paylaşacağım.
Evet, bir wing over deneyelim. Şimdi wing over'u büyük bir ihtimal yapamayacağım ben bununla. Çünkü tandeme o kadar alıştım ki single'da wing over yapamıyorum. Yani o kadar o haldeyim. Hani P3 seviyesinde gibi düşünebilirsiniz şu an beni. Evet, hadi bakalım. Giriş. Hızlandırma. Arkan eşit basıyorum. Kulak rengi. Arkan bastım. Fazla gidiyor. Biraz da şunları çok mu sıkmışım? Ne olmuş? Vücut ağırlığı yapamadım. Bu ne? Evet, fazla gidiyor. Yani bir basıyorum, böyle alakasız basmak istemediğim yere dönüyor. Böyle karaya falan döndüm yani az önce. Bir tane daha wing over deneyelim. Simetrik tutturamıyorum yani. Böyle bir basıyorum karaya gidiyor, bir basıyorum denize gidiyor. Biri fazla oluyor, biri az oluyor. Bir daha deneyelim. Giriş. Hızlandırma. Şimdi basıyorum. Solu fazla basıyorum, sağa az basıyorum. Böyle abuk sabuk bir şey oluyor. Neyse, bu kadar. Artık kimse yok, kademeye falan bakmıyorum. Ya tek başımayım, gidip ineceğim. Öyle kimse yok, şöyle rahat rahat bir tur atalım ve gidelim inelim. Bu ne lan? Ha, monopod çantam. Ah! Yupi Kibo! Alışacağız, öğreneceğiz. Yapacağız bakalım. Şansımızı deniyoruz. Umarım video faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Artık kapatıyorum.